yandıkça kaçan ateş böceğim misin? Siz çiçek için bunları yapıyorsunuz. Hem de hiçbir karşılık beklemeden. Tüm iyi niyetinizle yapıyorsunuz bunu. Aslan. Benim bütün hatamı, şapşallıklarımı görmezden geldiniz. Bana hep destek oldunuz. Ben istifa etmişken bile gelip beni nezaretten kurtardınız. İlayda'nın meselesinde hatalı olduğunuzu düşünüp gelip şoförünüzden özür dilediniz. Siz çok iyi bir insansınız Barış Bey. Aslan. Siz benim için, çiçeğim için bütün bunları yaparken... hem de hiçbir karşılık beklemeden, bütün desteğinizi verirken... Aslan dur. Alçak gönüllüsünüz biliyorum. Ama bunların hepsi gerçek. Siz bizim için bunları yaparken ben hiç sizi bırakır mıyım? Aslan. Siz ne derseniz deyin. Siz beni kovmadıkça ben artık sizi bırakmam Barış Bey. Benim sana bir şey itiraf etmem lazım. Sibel Hanım. Evet. Merhabalar, ben Teo. Ben bir avukatın yanında çalışıyorum da bir arkadaşınızla ilgili birkaç soru soracağım. Hangi arkadaşımla ilgili? Ya bu hiç böyle ayaküstü konuşulacak bir şey değil. Bir yere otursak. Kimsin sen ya? Korkma, senlik bir şey değil. Mavi meleği arıyorum. Sibel! Barış Bey, bir şey itiraf edeceğim dediniz. Evet. Bana benimle ilgili duyguları olduğunu falan mı söyleyecek? Yok artık. Keşke. Olur mu ya? Yok olmaz. Ama önce bir biraz konuşalım mı Aslı? Tamam. Konu ne? Ailenle ilgili. Anne yalan söylediğin için üzülmüş, kırılmıştır herhalde. Evet ama... Ama kötü bir niyetin yoktu biliyorum, bana anlatmıştın. Sadece işte kaldığına emin olana kadar onlara söylemek istemedim ki boşuna üzülmesinler. Tam olarak öyle. Ben anlıyorum seni. İnsan bazen iyi bir amaç için yalan söylemek zorunda kalabiliyor. Bu onun kötü biri olduğu anlamına gelmez. Değil mi? Zaten birileri benden önce gidip anlatmasaydı bu olayı bu kadar büyümeyecekti. Başkasından mı öğrenmişti? Evet. Öyle olunca da annemin ağrına gitmişti biraz. O yüzden insanın her şeyi kendisine söylemesi en doğrusu. Evet ama bazen öyle olmuyor işte. Olmuyor değil mi? Barış Bey, sizin söyleyeceğiniz şeyle bunun bir ilgisi var mı? Her şeyin birbiriyle ilgisi var aslında. Annesini ezip geçti. Gitmeyeceksin dediğim işe gitti. Anneciğim, canım. Seni ezmek değil, kız çalışmak istiyor. İşini de sevmiş. Ama nesini sevmiş şoförlüğün? Üniversite kazanamaz mıydı bu kız? Dersleri çok iyi değil miydi? Bismillah. Anneciğim çok uzak kalmış derslerinden. O kadar zaman geçti. Ama belki o avukatları göre göre özenir belki yine. Anne. Hı. Bak şu kadını görüyor musun? Çiçekle konuşuyor. Pek de asortikmiş. Ha. Aslı'nın patronunun teyzesi. Aa, ne işi varmış bunun burada?
Valla Aslı'yı işten almayın demeye gelmiş. Allah Allah! O ne karışırmış? Aslı kendini annenin yerine koy. Eğer böyle bir durum senin başına gelseydi... ...sen ne yapardın? Haklısınız. Ben de çok sinirlendim. Peki affeder miydin onu? Kötü bir niyeti olmadığını... ...bir şekilde buna mecbur kaldığını anlar mıydın? Anlardım tabii. Zaten ben ne yaptım ki ya? Şoför olduğumu gizledim. Kimseye bir zarar vermedim, bir suç işlemedim ki. Patron! Ne oluyor Teo? Gel gel, arabada seni bekleyen bir sürpriz var, gel. Teo, ne yaptın sen? Patron, konuşmaya yanaşmadı, kaçmaya kalkıştı. Ben de paketledim, getirdim işte. Ne diyorsun sen Teo? Bu yaptığın suç. Ya suçsa da benim suçum, seninle bir alakası yok. Saçmalama, nasıl yok? Ya patron, bak ben göze aldım. Sen de görmezden gel, çözülsün artık şu mevzu ya. Sibel. Bak korkma sakın, tamam mı? Onlar sana bir şey yapmaz, onlar iyi insanlar. Ya bir yürü git başımdan. Tabii ki sevgilini koruyacaksın. Sevgilim mi? Kim? Ha sevgilim! Vicdanlı insanım ben. Ben gelemem böyle şeylere. Kızcağızın resmen ekmeğiyle oynadılar. Kim oynuyormuş aslanın ekmeğiyle? Ay kim olacak? O İlay'da olan yılan. Yani o Barış'ın orada. Zaten size gelen de onun asistanı. O söyledi kızınızın şoför olduğunu. Aslı'ya hediye alacağız demişti. Ondan gelmişti. Ay yok canım. Tamamen yalan dolan. Yani kuyusunu kazmaya çalışıyor onun. Hannan Hanım, koskoca ortağın. Ne derdi varmış benim şoför kızımla? Ay ne derdi olacak canım? Kıskanıyor. Kimden kıskanıyor? Barışçığımdan. Ha oldu da kız beni şikayet etti, sen varsın işte, kurtarırsın. Ne diyorsun sen Teo? Bir adam kaçırmamız eksikti. Bak bu iş iyice çığırından çıktı, sen gidiyorsun şimdi o kızı bırakıyorsun. Ben de Aslı'ya gerçekleri anlatıyorum, ondan sonra savcılığa gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun patron, gel buraya, ne yapıyorsun ya? Anlamadım. Bak patron, ben sana bir söz verdim. Ben sana o kızı bulacağım dedim, o mavi meleğin adını almadan bu kızı hayatta bırak. Aslı bugün bana iyi biri olduğunu söyledi. Öylesin zaten patron. Değilim Teo. Her şeyi karşılıksız yaptığımı zannediyor kız. Ama... Kendimizi kurtarmak için her şey. Ben bu yalanı bile bile kızın yüzüne bakamıyorum. Bu yalanı artık kaldırmıyor benim için. İyi git anlat. Sen kızın yüzüne bakacaksın diye dünyasını yık. Sen ne diyorsun peki? Ha? Ne yapayım? Ya beni bir görmezden gel. Şu mavi meleğin adını bir alayım. Şu çiçeğe çarpan kızı bir bulayım, getireyim, koyayım Aslı'nın karşısına. Senin suçsuz olduğunu anlasın. Ondan sonra ne yapıyorsa yapsın ya. İlayda'nın Barış'ta gözü var. İyi de şimdi bu durumun Aslı'yla ne ilgisi var? Ay şöyle, yani işte etrafında dişi sinek dahi istemiyor. Niye? Barış Bey'in dişi sineklerle bir derdi mi var? Ay ne münasebet canım. Yani Barış'cığım asil, terbiyeli, nerede ne yapması gerektiğini bilen... ...pırlanta gibi bir çocuktur. Yani hiç kimseyle bir derdi olmaz. Yok yok, yani tabii öyledir. Sağ olsun çiçeğe de çok yardım etti yani. Evet, teşekkür ederiz, sağ olun. Ama ben hala anlayamadım Handan Hanım. Orada neler dönüyor? Siz bana şöyle açıkça, çekinmeden, dosdoğru anlatın en iyisi. Ha? Hadi. Anlatayım. Şimdi ben size açık açık anlatıyorum, tamam mı? Yani İlayda'nın güzel kızlarla derdi var. Ya beni de kocamdan boşadı. Yani çekemedi beni. Yoksa niye kocamdan boşasın, değil mi? Sen tut, benim kocamın boşanma avukatlığını yap. Ha öyle boşadı. Avukat diye. Dedim ya, güzel kadınlara tahammül edemiyor. Yani Aslı'yı da sırf bu yüzden. Şimdi ne diyecek? Bak,
O mavi melek denen kız bir hırsız. Daha kötü şeyler de yapmış. Ya sen niye kuruyorsun onu? Seninle bir alakası yok olayın. Sen onun ismini ver yeter. Salmayacaksınız değil mi Barış Bey? Yaptığımız onca şey boşa gitmesin. Zorla tutamayız aslında. Ama onlar bizi tuttu. Heh, aferin kız sana. Konuş vallahi Ateş Böceği. Teo. Ama öyle Barış Bey. Resmen bizi harabeye kapattılar. Aslı biz hukukçuyuz. Onlar suçlu ama. İyi de Teo da eziyet etmeyecek herhalde. Oturup düzgünce konuşacak değil mi? Tabii canım, ben onda güzel güzel konuşacağım, anlaşacağım. Bir şey yok yani. Yani yine de siz bilirsiniz ama bence doğru düzgün konuşulursa kız konuşacak. Birkaç saatten fazla tutmayacaksın. Konuşmazsa da bırakacaksın. Tamam patron, anlaştık. Ben de rahat ol. Hadi gidelim biz. Barış Bey. Bir şey konuşuyorduk, yarım kaldı. Sonra devam ederiz Aslı. Sen bu arada ailenle arayı düzeltmeye bak. Bir şey itiraf edeceğim demiştiniz. Aslı, sonra konuşuruz dedim ya. Of, bir de bu vardı. Alo Sena. O iş bugündü değil mi ya? Ben tamamen unutmuşum. Ne itiraf edebilir ki bana? Sandığım şey olamaz ya. Ay olamaz değil mi? İyi de ne olabilir ki başka? Of be, tam vaktinde geldin yani Teo. Aslı'ya hemen eve gitmemiz lazım. Röportaj için söz vermiştim de gazeteciler eve gelmiş, bekliyorlar. Peki Barış Bey. Gel bakalım, seninle birazcık konuşacağız şimdi, tamam mı? Benim konuşacak hiçbir şeyim yok. Bak. Ben sana zarar vermeyeceğim. Şurada mis gibi tekne sefası yapacağım 2 dakika. Çöz şunu. Ah. Gel bakalım, gel 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 hadi. Hadi gel. Bir patronun teyzesi kalksın şoförün evine gitsin. Bana bunu bir açıkla Metin, açıkla. Sen her şeye dellenme ya. Görmedin mi? Kadın şekerliydi zaten. Şekerli mekerli. Kalkmış buraya gelmiş mi? Gelmiş. E anlattıkları da bir acayip. Olayda hanıma takmış birazcık. Hah, sırf ona sinir olsun diye istiyor Aslı'yı bence. Benim kızım o kadını niye sinir ediyor ki? Ha? Yani koskoca bir avukatın bir şoförü kıskanması olacak şey mi Arzu? Bir şeyler dönüyor orada. Mutlaka bir şeyler dönüyor. Anneciğim söyledik ya, kadın şekerli işte ya. O kıskanmayı falan kafadan uyduruyor. Demedi mi benim kocamın avukatıydı, beni kıskandı dedi. Abuk sabuk konuşuyor işte. Peki Aslı niye tutturdu böyle o iş için? Yani ne oldu da tutturdu? Annesini ezip geçmezdi ki o. Yapmazdı böyle şeyler. Bir şeyler var Metin, bir şeyler var. Bu Barış Bey nasıldır, kimdir, nedir onu da bilmiyoruz. Biliyoruz babaanne. Barış Bey çok iyi biri. Yoksa bana niye yardım etsin ki? Ah yavrum, ah, ah. Dünya senin sandığın kadar iyi bir yer olsaydı, keşke. Aynen, sen ne demeye çalışıyorsun? Sen onu açıktan söylesene. Bilmiyorum Metin. Allah korusun. Bu adamın kızımda bir umudu, bir çıkarı olmasın. Kötü emelleri olmasın yavrum. Bak, hayat bu. Anne, yok artık anne ya. Ne yaptın ya? Aman ben kime laf anlatıyorum ki? Bir sahtekarın peşinde gidiyorsunuz. Herkesi kendiniz gibi biliyorsunuz. Çekil. Hani gözünü seveyim ya. Şu barboyda sahtekar deyip durma artık ya. Görmüyor musun? Çocuk buraları bir adam ettik. Hale yola sokmaya çalışıyor. Kendine düzgün bir yol yaratmaya çalışıyor ya. Bize de ona da haksızlık ediyorsun ama ha. Babacığım gel hadi biz gezmeye gidelim seninle. Gel babacığım. Barış dakik adamdır. Aslında niye böyle bir şey yaptı anlamadım ya. Hah,
Geliyor. Nasıl yani? Adamın kadın şoförü mü var? Sinan, manşeti bulduk, traktör mü? Nereden çıktı şimdi kapı açmak? Bilmiyorum. Yani siz öyle gazeteci falan deyince ben heyecanlandım galiba biraz. Atlatacak mıydın beni kaçak? Gülşirin hatırlatmıştı ama unutmuşum, kusura bakma. Çok özür dilerim tekrar. Hiç önemli değil. Yalnız Sena, çok fazla uzatmayız değil mi? Hiç o modda değilim bugün. Hangi moddasın bakayım? İş modundayım. Ben kapıyı açayım. Tamam, biz de teşkilatlarımızı alıp geliyoruz. Arkadaşlar bahçeye geçelim biz de. Çek hemen. Direksiyon başında da yakalamaya çalış. Şoför olarak göreceğiz, tamam mı? Tamamdır. Ne yapıyorsun bakayım sen orada? Sileceklerin suyu bitmiş, onu dolduruyordum. Sen Barış'ın asistanı mısın? Yok, şoförüyüm. Tahmin ettim de emin olamadım. Hiç kadın şoför görmemiştim. Görmüş oldunuz. Evet, çok da hoşuma gitti. Seninle de bir röportaj alsak mı? Benimle mi? Barış Bey için mi? Hayır canım. Barış'ı yılın en başarılı avukatı olarak lanse edeceğiz. Seni de şoförler dünyasındaki kadın olarak tanıtabiliriz. Ha, yok. Sağ olun. Neden? Flame en saygın sektörel dergilerden biridir. Yok, sağ olun. İstemiyorum. Peki. İstemedi ama sen çaktırmadan çekmeye devam et, tamam? Çekmez miyim? Çok fotojenik kız. Müşteriler geldi. Fal bakacağım. Abin yok. Telefonu kapalı. Ya kızım, senin abinle ne işin var? Bak falına. Ya, onsuz bakamıyorum canım. Görüşüm açılmıyor yani. Abime de bak sen ya. Ne işlere yarıyormuş meğer. Neyse, hadi acelem var. Ya nereye gitti biliyor musun? Aman. Babamla hale gittiler. Zaten ben hiç anlamadım. Yani bu ara hiç babamın peşinden ayrılmıyor. Gerçekten mi? Hayır, sen niye bu kadar sevindin ki bu olaya ya böyle? Yani babamla arasını düzeltsin. Yani bir şey istemeye yüzü olsun yani, değil mi? Aynen öyle, evet. Ay Arzu, ben sana bir şey soracağım ya. Ne olur. Şimdi ben Teo'ya bir şey yapmak istiyorum. Ne yapacağım bakayım? Öyle büyük bir şey değil canım. Yani bir şarkı falan göndereyim diyorum. Öyle hani kuru kuru ne yapıyorsun, nasılsın demek yerine şarkıyla sesleneyim diyorum. Vallahi abin kendi sesiyle şarkı yollar. Sen de aynı şey yapabilirsin bence. Ya çok hoşuna gider. Hadi ben kaçtım. Ay. Kendi sesimle. Bak Sibel. Bu dava benim için çok önemli. Ya bu mavi melek denen kız çok büyük suçlar işledi, tamam mı? Buradaki herkesin hayatının içine etti. Hayat durdu burada onun yüzünden ya. Bak kızım, ben onu bulacağım. Sen ne ya da sensiz. Ha sensiz bulursam senin de başını yakarım, haberin olsun. Tanımıyorum ben öyle birini. Bak şimdi. Bunlar mavi meleği
hapse gönderecek kanıtlar. Bu işten hiçbir şekilde sıyrılamaz, tamam? Yok, sen benim ciddiyetimi anlamadın da. İyi, anlayana kadar bekleriz burada, sıkıntı yok. Sıkı sıkı tut, bırakma, zar zor yıktım duvarımı. Seviyor ya bu seni. Evet. Bu şu mavi meleğin adından bahsediyordu. Buyur. Sen seviyor musun bari kızı? Sibel, burada soruları ben sorarım yanınıza. Haberin olsun. Göreceğiz bakalım. Al bakalım kahven. Sağ ol canım. Ne yapıyoruz şimdi? Sen şimdi üzerini değiştirirken bize çekim için açı belirler, hazırlıklarımızı yaparız. Ondan sonra da röportaja geçeriz. Bu fotoğraf olayını abartmayacaksın inşallah. Elimde böyle yakışıklı bir adam var, izin ver de kullanayım fotoğraflarını. Bence de. Yani fotoğrafsız yazılar insanlara sıkıcı geliyor. O yüzden dedim. Bravo, bak kız çözmüş işi. Onun için Barış'cığım, yan çizmek yok, bol bol fotoğraf çekeceğiz. Bir tane çekelim de gerisine bakarız. Barış Bey, ya böyle kurgur kahveyle olur mu? Ben bir kek börek bir şey yapsaydım. Sordum, bir şey istemiyorlar aslında. O zaman böyle iş arasında falan sorarım ben, ayıp olur yoksa boş boş. Haklısın. Bundan sonra seni ayıp sorumluluğumuz ilan ediyorum. Gözünü sürekli açık tut, kimseye ayıp etmeyelim. Barış Bey, ben bir tavsiyede bulunabilir miyim? Bence bulunabilirsin, dene bakalım. Deniyorum. Lacivert takımınızı giysiniz, öyle tam bir avukat oluyorsunuz. Diğerleriyle ne oluyorum? Tuzak soru, geçiyorum. İyi, tamam. Bekle o zaman. Ayıp müdürü olarak son kontrolleri yaparsın. Nasıl? Tam bir avukat olmuş muyum? Tam bir avukat olmuşsunuz. Çek çek. Ama önce bir şunu düzelteyim. Aslı, ben aslında evliyim. 3 çocuğum var. Aslı. Ben aslında avukat değilim, yazarım. Ya sen patronumsun, ne itiraf edebilirsin ki bana? Vallahi çatlayacağım ya. Aslı yeter, olmuştur herhalde. Zaten nereden evet dedimse bu işe. İyi ki demişsiniz. Senin böyle şeylerden hoşlandığını bilmiyordum. Nasıl şeylerden? Dergiye, televizyona çıkmak, ünlü olmak falan. Hoşlanmıyorum zaten Barış Bey. Yani bu çok saygın bir meslek dergisiymiş. Başka bir durum. Neyse başka? Sonra mı didişsek? Sizi bekliyorlar. Of. Biz hazırız. Çok güzel Barış, bir de gözlüksüz alalım. Tamam, oldu işte bunlar, ne gerek var? Ya yansıma için diyorum, alternatif olsun elimizde. Şahane, bir de ayakta görelim seni canım, havuzun önünde. Şu kitabı alır mısın, büyük olanı? Harika. Açıyorsun kitabı şimdi, okuyorsun. Ben havuz başında ayakta takım elbiseyle niye hukuk kitabı okuyorum Sena? Çok saçma.
Gel sen bana güvensene. Zannettiğin gibi garip görünmeyecek ki. Ben garip hissediyorum, olmuyor. Ama Barış Bey, yapmaya çalışıyorsunuz. Yapmaya çalışmayın, yapın. Mesela gerçekten bir maddeyi okuyor. Gel o zaman. Al sen yap. Barış'cığım. Of hay Allah ya. Tamam siz üzülmeyin. Ben halledip geliyorum. Hadi bakalım. Of. Barış Bey. Hani bir gün hangi maddeden dava açacağınızı düşünüyordunuz? Elinizde dosya, bütün evi dolaşmıştınız. Hatırladınız mı? Evet, soğanlı menemen yedirmiştim bana. Hah, o günkü gibi. Yani siz çalışırken bütün evin her yerini dolaşabiliyorsunuz. Bunda bir acayiplik yok ki. O kendiliğinden olan bir şey Aslı. Fotoğraf çekmeye falan gerek yok. Röportajı yapsın yeter. Var Barış Bey, var. Yani bir sürü gence örnek olabilirsiniz. Havuz başında kitap okuyormuş gibi yaparak mı? Öyle demeyin. Bir kere meslek seçimi özenmeyle başlar. Şimdi bu dergiyi okuyan gençler sizin o dergideki fotoğraflarınıza özenecek. Sonra karizmatik duruşunuzdan, tarzınızdan etkilenecekler. Ve sizin gibi olabilmek için avukat olmaya özenecekler. Bir sürü gencin meslek seçiminde avukatlık seçmesini sağlayabilirsiniz Barış Bey. Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Evet. Sırf okuduğu romanlar yüzünden polis olmak isteyen tanıdıklarım var benim ya. Çok ciddiyim. Peki sen? Sen hangi mesleğe özenmiştin? Benim şansıma o hafta sinemalarda şoför Nebahat oynuyordu. Tamam, sen çık, geliyorum ben. Alo Melih. Benim birinin tüm eğitim bilgilerine ihtiyacım var. Adını yollasan bakar mısın? Tamam, gönderiyorum. Çok sağ ol. Vay canına. İkna etti gerçekten. Aralarında bir şey var galiba. Kesin canım, yoksa neden kadın şoför tutsun? İyi oldu ama bu. Habere büyük renk katacak. Buradan yürürüz biz. Aynen. Devam ediyoruz değil mi? Evet ama çok uzatma. Bitirelim gitsin. Gençleri örneksiz bırakmayalım. Okuyormuş gibi yapacağız ha? Gibi değil, gibi değil. Okuyun direkt. Hadi. Ya sen bu kızı niye bu kadar koruyorsun? Ben anlamadım ki. Çok mu seviyorsun yani? Koruduğum o değil. Ha şöyle ya, ufak ufak, alışa alışa, ısına ısına anlat bakalım nedir olay? Berk'in başının yanmasını istemiyorum. Berk, yani şu mavi meleğin manitası olan çocuk değil mi? Berk onun değil, benim sevgilim. İki tane zengin diye onu ele verecek değilim herhalde değil mi? Tamam, sevgiline ilişmeyeceğiz. Bizim derdimiz kızla, anlat. Şu sana mesaj gönderen kız benimle aynı durumda olsaydı, sen ne yapardın? Riske atar mıydın onu? Hı? Bak, ben Berk için birçok şeyi göze aldım. Ailemi gözden çıkardım. Ama sen anlayamazsın bunu. Kıza cevap bile yazmadım, baksana. Ne alakası var ya? Bal gibi var. Sen aşık olsan, değil ben, çakal Carlos gelse yine atarsın o mesajı. Ha, aşk bununla mı ölçülüyor yani? Öyle tabii.
Şimdi kızcağız saniyeleri sayıyordur. Yalnız o öyle bir kız değil. Neyse sen rahat ol, hadi bakalım. Ha vallahi inşallah öyle bir kızdır. Çünkü kızlar ikiye ayrılır. Aşık olanlar ve olmayanlar. Çıkar telefonunu. Bak saate. 5 dakika saniye. 5 dakika 10 saniye. 5 dakika 11 saniye. 5 dakika 12 saniye. 13, 14. Ay, görüldü diyor. Ama çevrim dışı. Ben çok mu abarttım ya? Rahatsız mı oldu çocuk? Aslı, ben İlayda'yı seviyorum. Aslı, ben kötü bir adamım. 3 cinayetim var. Aslı, ben sana aşığım. Peki, birçok farklı alanda davalara bakıyorsun. Özellikle adını boşanma davalarında duyurmanın özel bir sebebi var mı? İlişkileri bitirmek hoşuna mı gidiyor? İlişkilerini bitiren onlar. Ben en az zararlı hayatlarına devam edebilmeleri için yardım ediyorum. Ama sonuçta insanların ilişkilerini bitirmelerine yardım etmiş oluyorsun. Bunun ailenle bir ilgisi var mı? Onlarınki de bitmiş bir evlilik miydi? Yapma bunu. Ailemle ilgili konuşmak istemediğimi biliyorsun. Tamam. Kırmızı çizgiyi geçmek yok. O zaman sana dönelim. Açabilir miyim? Peki bu kadar çok boşanma davasıyla karşılaşmış olmak ilişkilere bakış açını etkiledi mi? Evli değilsin, ciddi bir ilişkin de yok. Nereden biliyorsun? Var mı? Ben sizi bölmeyeyim. Aynı soruyu ben sorayım. Var mı? Yok ama bu olmasını istemediğim anlamına gelmiyor. Ah Aslı, rezil ettim kendimi. Sazanlar bile bu kadar sazan değil ya. Ya Burak niye itiraf edecekse eder o. Allah Allah, saçma sapan hareket etmekten yine batırdın her şeyi ya. Aslı senin şoförünmüş. Bana ilginç geldi. Neden kadın şoför? Bunu bir kadın gazeteci olarak sen mi soruyorsun? Güzel. Kadınların iş alanlarını genişletmek için diyorsun. Açıkçası ben elemanlarımı cinsiyetine göre belirlemiyorum Sena. İşlerini iyi yapıp yapmamalarına göre seçiyorum. Peki aşık olacağın kadını neye göre değerlendiriyorsun? Ya da şöyle sorayım. Barış Buka nasıl bir kadına kalbini kaptırır? Galiba içten... Doğal, kendi gibi olmaktan çekinmeyen, hem içindeki çocuğu taşıyan, hem de yetişkin sorumluluğu taşıyan, sıcak, eğlenceli, konuşmadan anlaşabileceğin, konuştuğunda sıkılmayacağın, savaş meydanına kılıç kuşanmadan çıplak elleriyle çıkabilecek bir kadın. Benim bile aşık olasım geldi. Adı ne peki? Kimin adı? İşte anlattığın kızın. Yok ki öyle biri. Vallahi bana çok net tanıdığın birini anlatmışsın gibi geldi. Öyle mi? Vallahi bence öyle. Eskiden olsa kötü bir şey söyleyeceğine emin olurdum. Bir sürü şüphe dolardı aklıma. Dağılıyorum sanki. İplerin uçlarını birer birer kaçırıyorum. Düştüm sanki bir yerde. Ya yere çakılacağım ya uçacağım. Arası yok bunun. Ortaklık nasıl gidiyor peki? Barış. Efendim? Yeni oluşturduğun ortaklıkla ilgili soru soruyorum sana. Bence bu kadar yeter sana. İlayda ile ilgili konuşamadık daha. Konuştuk.
Güzel bir röportaj oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin sevgilim. Ay hadi Teo ya. Destan mı yazıyorsun? Ne bu kadar uzun? Çevrimdışı oldu. Ay vazgeçti. Ay. İlayda ne haber? İyi canım. Siz ne yaptınız? Röportaj nasıl geçti? Çok iyi geçti. Ortağı olarak sana da birkaç şey sorayım istiyorum. Sen benimle röportaj yapma ama soru sor. Canım sen az solistin. Sahneye son çıkarsın. İyi bakalım. Hadi öyle olsun. Ofisteyim. Hadi bekliyorum. Tamam. Bir saat oradayım. Bazen gerçekler hiç beklemediğin bir anda yüzüne çarpar. Daha fazla kaçamaz olursun. Benim bile aşık olasım geldi. Adı ne peki? Yok ki öyle biri. Oysa öyle biri vardı. Ama söylediğim yalan yüzüne bakmama bile engel olurken... bu aşka nasıl izin verebilirdim ki? Aç Teo, aç. Aç bu işin bittiğini, bu yalandan kurtulduğumuzu söyle, hadi. Aslı bırak sen. Barış Bey saksıyı kırmışlar. Bir de böyle bırakıp gitmişler. Ne biçim insanlarmış bunlar? Tamam bırak dedim Aslı. Hallederler yarın. Yarına kadar böyle mi kalsın? Ortalığı mahvetmişler. Hayır Aslı. Sen çekil şöyle dur. Ne yapıyorsun Aslı? Barış Bey kökü dışarıda kalmış bunun. Ben de şuraya bir yere dikeyim dedim. Yukka ağacı bu nasılsa içeride de dışarıda da yaşar. Yazık bu kadar büyümüş ölmesin. Tamam bekle.
Barış Bey burası iyi dedim. Hem güneş alır hem korunaklı. Elinize de yakıştı. Barış Bey, o gazeteciler densiz bir şey mi sordu son anda? Yok. Yani bir canın sıkılmış gibi. Yok bir şey Aslı. Tut sen. Var sanki bir şey. Sabahki konuşmamız da yarım kaldı. Ya tatlı diyeceksiniz ama bari kötü bir şey mi onu söyleyin ya. Hayır, bana itiraf edecek neyiniz olabilir ki Barış Bey? Ne duymak istiyorsun Aslı? Ne duymak isteyeceğim Barış Bey? Çıkacağım ben. Flora'ya gidiyoruz. Senacığım sen beni biliyorsun, ben seni. O yüzden ne öğrenmek istiyorsan doğrudan söyle. Peki, bu Barış'ın aşık olduğu kız kim? Barış'ın aşık olduğunu nereden çıkardın? Bana aşkı öyle bir anlattı ki bir tek ismini söylemedi. Yani sadece arkadaşız. Öyle mi? Ben birlikte olduğunuzu bilmiyordum tekrar. Bak sen bil ama bilme, olur mu? Bu kadın şoföre ne diyorsun? Bozmuyor mu seni? Şoför kız orada mıydı? Tamam, sen gidebilirsin eve. Ne hakla ya? Ne hakla sen bana böyle bir şey sorarsın? Sen nasıl beni böyle bir duruma düşürürsün?